An, iki vakti ayırt eden şeydir. An. Bunun yorumu ise anın iki ismi başka bir ifadeyle onların hükümlerini ki her birinin hükmünde bir ortaklık anlaşılmaz ayıran sebep olmasıdır. Böylelikle iki isimden her birinin hükmü tek başına ortaya çıkar. İşte bu bize göre vakıf teriminin tanımıdır. Vakıf. Vakıf. Durmak. Çünkü sülük eden insan tam olarak hakkını yerine getirdiği ve zevk, ahlaklanma ve ahlak bakımından gerçekleştirdiği bir makamdan elde etmek istediği başka bir makama intikal ettiğinde iki makam arasında bir şekilde vakfe eder. Yani durur. Bu iki makamın arasında durmuş olur. Vakfe eder. Bu vakfenin hükmü her iki makamın da başka bir anlatımla ayrıldığı makam ile ulaşmak istediği makamın hükmünün dışındadır bu ara yer. Salike iki makam arasındaki bu duruş da ki adeta iki zaman arasındaki an gibidir. İntikal edeceği makamın adabı ve hakka karşı nasıl davranması gerektiği öğretilir. Bir üst makamın, intikal edeceği makamın adabı bu duruşta, bu vakfe anında öğretilir. Bunlar açıklandıktan sonra ise bilgi sahibi olarak intikal ettiği makamın hükmüne girer. Burayı öğrendikten sonra o hükmüne girer, o makamın hükmüne girer, o makama geçiş yapmış olur. Bu yolda makamlar namaz, zekat, oruç, hac, cihat ve benzeri gibi şeriattaki diğer amellere benzer. Bu amellerden her birinin kendisine özgü bir bilgisi olduğu gibi her makamın da kendisine özgü bir adab ve davranışı vardır. Muhammed bin Abdülcabbar en-Nifferi El-Mevakif vel-Kavl diye isimlendirdiği kitabında bunları açıklamıştır. Bu zatta mübarek bir zat. Bunun kitabında da çok enteresan bilgiler yazar. Yani vakfe anında yaptığı Allah ile ilahi huzurdaki konuşmalarını dile getirir bu En-Niferi'nin kitabında. Ben de kitabın büyük kısmını gördüm. Söz konusu kitap değerli bir kitaptır. Ve makamların adabı hakkındaki bir takım ilimleri içerir. Burada o zatı Abdülcabbar En-Niferi'yi de Muhittin İbn Arabi Hazretleri övmüş oluyor. Yani kitabın büyük bir kısmını gördüm diyor. Büyük adabı içeren mevzular geçer burada diyor. Mevkif başlığının altında şunu söyler. Söz gelimi ilim mevkifine intikal ederken ki o kitaptaki menkıflerden biridir. İlim menkifi yani mevkif dediği durak. İlim durağı der. Ardından şöyle söyler. Beni ilim mevkifinde durdurdu. İlim durağında durdurdu. Allah beni ilim durağında durdurdu. Rabbim beni ilim durağında durdurdu ve dedi ki ey kulum ilmin emrine girme. Bakın şimdi burada Allah ile ilahi huzurdaki konuşmalarından dile getiriyor. Ey kulum ilmin emrine girme. Seni benden başkasına delil ol diye yaratmadım. Ardından ekler. Bana dedi ki gece benimdir. Okunan Kur'an için değil. Gece benim içindir. Övgü ve hamd etmek için değil. Salik Hakk'ın kendisini durduğu bütün makamları tamamlayıncaya kadar böyle devam eder. Gireceği makam tanıtıldığında o makama girer. Böylece durduğu esnada o makamda Hakk'ın karşısında nasıl davranacağını öğrenir. Hazreti Peygamber şöyle buyurur. Beni Rabbim edeplendirdi. Ne de güzel edeplendirdi. İşte o makamlarda nasıl durulacağını, nasıl bir edep takılması gerektiğini öğretmiş oldu Allah-u Teala. Burada hadis-i şerifte peygamberimizin belirttiği gibi. Beni Rabbim edeplendirdi. Ne de güzel edeplendirdi. İşte bu iki namaz arasındaki an gibidir. Bu makamda vakfe yaptırmak, durdurmak. Bir üst makamda geçiş yapmadan önce o makamın şartlarına göre edebi öğretmek. İşte bu iki namaz arasındaki an gibidir. Allah ehlinden zevk ehli o makamda durdurulur. O özel günde Allah karşısında yerine getirmeleri gereken namazın adabı verilir. Her günkü namazda da böyle yapılır. İşte burada şimdi o makamda durdurmak, vakfe yapmak olayıyla iki namaz arasındaki an mevzusunu izah etmiş olduk.